Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Uyku apnesi denilen bir sendromu da sık sık duyuyoruz yazı ve görsel basında. Dilerseniz biraz bu konuya da değinirsek neler söyleyeceksiniz? Şimdi uyku apnesi çok ciddi bir sağlık problemidir. Belki insanlar bunu fark etmedikleri için, çünkü genelde uyku periyodunda olduğu için fark etmedikleri için bunun nelere yol açabileceğini çok da bilmiyorlar. Evet. Ama bir kişide orta veya ağır seviyede uyku apnesi, yani nedir uyku apnesi? Gece uyurken hasta farkında olmadan nefesinin durması ve bu dönemde süresine bağlı olarak vücudun, beynin, akciğerin oksijensiz kalmasıdır. Bu oksijensiz kaldığı dönemde vücut çok ciddi bir direnç geliştiriyor. İşte insanın nabzı yükseliyor, tansiyonu yükseliyor, başka hormonal değişimler oluyor ve hasta buna bağlı olarak ileride bir tansiyon hastası, şeker hastası, akciğer, kronik akciğer hastası olabiliyor. Hasta bunu fark ettiğinde de artık çok geç de olmuş olabiliyor. Bu şekilde özellikle bunu daha çok hastaların eşleri fark ediyor. Bu tarz geceleri nefes durma, sonra aniden nefes alarak uyanma şeklinde atak geçiren hastaların muhakkak bir kulak burun boğaz muayenesi olması gerekir. Burada tabii bunu oluşturan, tetikleyen nedenler var. Evet. Bunların başında da en öncelikle kilo geliyor. Hastada son dönemde bir kilo artışı olmuşsa ya da ezelden beri kiloluysa uyku apnesine çok büyük bir yatkınlık oluyor. Onun dışında kişinin anatomik yapısı, özellikle boyun kısalığı ve boyun çevresinin kilolu ve geniş olması gene uyku apnesine yatkınlık oluşturur. Bunun dışında bahsettiğimiz geniz eti, burun eti ve deviasyon dediğimiz burun kemiği eğrilikleri, onun dışında boğazda dil kökündeki büyüklükler, bademciklerin normalden çok daha iri olması veya küçük dil ve yumuşak damak dediğimiz yapıların sarkık ve gevşek olması da uyku apnesinin en önemli nedenlerinden biridir. Eğer bu tarz bir şikayet varsa bunun için bir uyku testi yapıyoruz. Hastalarımızı bir gün misafir edip uyku esnasında kaç kere apne atağı geçiriyorlar ve ne süreyle geçiriyorlar? Bu durumda vücut apneye nasıl yanıt veriyor? Bunları gözlemleyerek hasta bir cerrahi prosedür mü gerektirir? Yoksa uyurken bir takım cihazlar var, maske şeklinde takılıyor. Böyle bir cihaz mı kullanması gerekir? Ona karar veriyoruz. Evet. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.